Merhaba herkese. Bugün günlerden salı. 2 gün önce yufka almıştım. Dünkü menümüz belliydi. O yüzden dün yapamadım. Bugüne börek yaptım. Yine patatesli börek istediler. Bir tanesini de lor peynirli yaptım. Tanaya özel. O lor peynirli istiyormuş. Bir tane yeterli olur Tanaya diye. Patateslilerden zaten yiyorlar. De biraz dinlensin bu. Sosunu şöyle biraz çeksin. Sonra fırına atacağım. Şimdi koltukları yıkayacağım ben. Şundan kullanacağım koltuk için. Sadece koltuk için olanı var mı bunun bilmiyorum ama koltukta yıkanabiliyormuş. Carpet yazıyor üstünde ve döşeme yazıyor. Sadece koltuk yazmıyor. Yani koltuk için de geçerli aynı şey döşeme veya koltuk. Yalnız bunu nasıl içine boşaltacağım? Şuradan açamıyorum zannediyorum. Artık sprey yapacağım gerçi. İçine başka çarem yok. Şöyle tıkandı. İlaç elime geldi, elim acıdı şu an. Şimdi suyuma hazırladığım koltukları yıkayacağım dediğim gibi ama bu sefer çekmeyeceğim artık. Şurada bir şeyler sıkışmış. Neyse. Bunu çekeceğim zaten dışarı şöyle. Şöyle göstereyim o zaman. Şurada bir leke var mesela. Buralarda leke var mesela. Öyle. Şu tarafı pek fazla kullanmadığımız için burası temiz zaten. Kirli yeri gösterdim. Şu el koyma yerleri mesela kirli. Lekeler var buralarda. Şurada bir yerde çikolata mı ne? Burada bir leke var. Bakalım çıkaracak mı? Şunu çıkaracak mı çok merak ediyorum. Çünkü bu lekeler çıkmıyor. Bu o kadar tuhaf bir kumaş ki lekeyi tutuyor. Özellikle şu lekeleri. Şimdi böyle bir öncesi sonrası yapayım. Çünkü daha önce çekmiştim. Tekrar bugün çekmeyeyim artık temizlerken. Böyle şu lekelerin üstüne biraz sıkayım diye düşündüm ama... Hatta şu çıkmayan lekeyi de deneyeyim. Evet, sadece şu görünen tarafı yaptım, şurayı. Şurayı daha şurayı falan yapmadım, yanlarını. Yanlarını hafiften yaptım da burayı yaparken. Daha tam olmadı yani. Arka tarafı ve yanları var işte. Ama su bitti. Şöyle... Toz çıktı bayağı. Lekeler gidiyor gibi. Bakalım kuruyunca nasıl olacak da. Şuradaki lekeye tekrar ilaç sıktım. Hafif. Bak kameradan da ben şu anda görüyorum şuradaki lekeyi. Hafif kaldı. Ben size suratımı gösterecektim aslında da neyse. Bu üçlü koltuğun da şu kısmını bitirdim. Şöyle. Şu arka tarafı kaldı. Şurası şuradayken su bitti. Şimdi suyu tazeleyeceğim ama... Kendime bir soğuk kahve yapayım diyorum. Bir 2 dakika bir dinleneyim diyorum. Çok yoruldum. Tipim bu şekilde. Evet, şöyle vitamin içeceğimi içmediğim aklıma geldi. Soğuk kahve yapacaktım da. İçine de 2 parça buz koydum. Bunu içeceğim artık. Evet, hayalini kurduğum soğuk kahvemi yaptım. Hatta buz eridi bile. Biraz daha buz atacağım. Şuradan buraya getirene kadar elimde eridi bile.
Evet, oturdum şöyle bir yere, kahvemi içerken bir şeyler açayım diyorum. House of the Dragon yeni sezonu normalde pazartesi günü yayınlandı ama televizyona geldi mi bakmam lazım. Şu makineyi açtım, koltuklar çabuk kurur mu acaba diye de. Ortalık yine de dağınık gözüküyor bana. Daha gelmemiş yeni sezon. Televizyonlarda da hiçbir şey yok artık. Hepsi sezon final olmuş. Neredeyim? Bu niye gitmiyor? Ha. Şafan Fransa'ya gezisi var ya, onun için böyle ufak bir tane el valizi istiyorum. Çünkü sadece 2 günlük el valizimiz var ama yani o aşırı büyük olur. Bir kazak koyarım, bir pantolon koyarım, iç çamaşır koyarım. Yani bu kadar. Terlik falan da koyulması gerekiyormuş galiba. Normal el valiz boyu çok büyük olur. O yüzden küçük bir şey bulabilir miyim diye bakmak istiyorum da Amazon'dan bakayım diyorum. Tanay şunları güya böyle dosyalamış. Buraya iş yazmış. Benim YouTube'umu buraya koymuş. YouTube stüdyoyu da buraya koymuş. Buraya iş yazmış. Klasör yazmış. Important stuff. Chats, oyunlar. Bunu en son yüklemiştim ya, bunları daha koymamış. Neyse, buraya koymuş beyefendi Amazon'u. Luggage diye hemen geçiyor. Luggage bag. Luggage suitcase. Bak şöyle var bizde. Ben şöyle ufak bir şey istiyorum. Normalde böyle el valizimiz var. Şöyle ufak bir şey yeter. Bu 32 sterlinmiş. Yarın teslimatmış. İyi. Biz en küçüğünü alacağız. Ses nereden kısabilirim? Yes. Sesi kapatalım. Müzikten telif yemeyeyim. Böyle ufak, bayağı ufak ama bayağı da bir şey alır yani. Zaten sırt çantası olacak. Bir de el bagajı olacakmış, böyle küçük bir tane. Bu yeterli olur böyle bir şey. Şöyle bir şey var, 45 sterline. Biraz daha ucuz bir şey yok mu? Bu rahat olmaz. Yine o 32 sterlini alacağım galiba. Temu'dan bakmıştım aslında. Şöyle ufaklarından görmüştüm. Temu da uzun sürüyor ya. Baya ben bir şeyler ısmarladım yine, hem tatil için lazım olur diye. Gelmedi hala. 2 hafta falan oldu neredeyse. Ben yine şunu alacağım herhalde. Purple. Güzel renk aslında. Rose gold. Neden olmasın ya? Black. Neyse, hadi black olsun bari. İstemiyorum canım. No thanks. Ekstra para veremem. Okay, bunu alıyorum. Tomorrow. Yarın. Gelecek bir aksilik olmazsa. Hayırlı uğurlu olsun diyelim şafağa. Ay bayağı uğraştım. Kahvem soğudu. Esprisi de yapamayacağım. Zaten soğuk kahve yaptım. Şöyle biraz kurumuş buralar. Hafif bakayım. Uy, burası çok çekememişim galiba. Temiz oldu ya bence. Şurası böyle tuhaf gözüküyor ama temiz yani. Oldu bence.
Şu arası ıslak. Bunu geri şuraya çekeyim. Şunu da buraya mı çekeyim diye düşündüm. Çünkü arası kurumayacak yoksa. Vallahi sığamıyoruz artık gerçekten. Bunu buraya çektim. Bu buraya kapattı. Bayağı büyük yani. Ondan sonra şuranın dağınıklığı çıktı meydana. Vallahi her şeyi atacağım çöpe artık, yemin ederim. Gerçekten ya. Neyse. Şimdilik böyle kalsın da artık. Şuraları kuruyana kadar şu kenarları. Gene eski halini alacağım sonra. Görünecek Bertan. Ay. İçeride mi, dışarıda mı, nerede? Dışarıda mı? Hayır değil. Dışarıdaysa sorun değil. Ha, içte. Arkadaşlar, şöyle açıktı ama güneş aşırı yaktı suratımı. Şu tarafımı nasıl acıtıyor, fena yakıyor. Neyse böyle kapattım. Tanayı şimdi okula bırakacağım. Ondan sonra Cengiz'le Şafan Okulu'nda buluşacağız. Bugün Şafan Okulu'nda toplantı var. Evet, bugün günlerden Perşembe. Yüzümü biraz sabah toparlamaya çalıştım ama şöyle biraz kan dolaşımı hızlansın. Tanayı okula bıraktım. Şimdi Şafan Okulu'na tekrar geldim. Bugün çünkü saat 9 toplantı var. Onun saatini bekliyorum. Buradan da izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Başka vloglarda görüşmek üzere. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Çok teşekkürler. Hoşça kalın.